Arkadaşlar merhaba. Klasik hikayelerle İngilizce öğren serimize yeni bir video daha ekliyoruz. Ve yolumuza İngiliz Edebiyatı'nın temel taşı niteliğindeki yazarlardan biri olan Charles Dickens'ın The Child's Story isimli hikayesiyle devam ediyoruz. The Child's Story, çocuğun hikayesi. Once upon a time, bir zamanlar, a good many years ago, yıllar yıllar önce, there was a traveler, bir gezgin vardı, and he set out upon a journey ve bir yolculuğa çıktı set out yola çıkmak it was a magic journey bu sihirli bir yolculuktu and was to seem very long ve çok uzun görünüyordu when he began it o bu yolculuğa başladığında and very short ve çok da kısa when he got half through yolun yarısına ulaştığında he travelled along a rather dark path o oldukça karanlık bir patika boyunca yol aldı. For some little time, bir süre için without meeting anything, hiçbir şeyle karşılaşmadan until at last en sonunda he came to a beautiful child, küçük bir çocuğa rastlayıncaya kadar. Until var burada. Until at last he came to a beautiful child. So he said to the child, dolayısıyla çocuğa söyledi. What ya da sordu. What do you do here? Burada ne yapıyorsun? And the child said ve çocuk cevap verdi. I'm always at play. Ben daima oyundayım. Come and play with me. Gel ve benimle oyna. So he played with the child. Dolayısıyla o çocukla oynadı. Ya da bunun üzerine so o anlamda. The whole day long, bütün gün boyunca. And they were very merry ve çok mutluydular. The sky was so blue, gökyüzü çok maviydi. The sun was so bright, güneş çok parlaktı. The water was so sparkling ve su çok berraktı, ışıl The leaves were so green, yapraklar çok yeşildi. The flowers were so lovely, çiçekler çok hoştular, çok güzeldiler. And they heard such singing birds ve onlar duydular şarkı söyleyen kuşları. And saw so, so many batteries ve birçok yemişler gördüler, yiyecekler. Dead, öyle ki o kadar öylesine ki, burada gene so ve dead kalıbımız var. Everything was beautiful. Her şey çok güzeldi. This was in fine weather. Bu güzel bir havadaydı. When it rained, yağmur yağdığında they loved to watch the falling drop, drops. E, düşen damlaları seyretmek çok hoşlarına gitti. Bayıldılar buna and to smell the fresh scents ve taze kokuları koklamaya. When it blew, rüzgar estiğinde, it was delightful to listen to the wind. Rüzgarı dinlemek çok hoştu, zevk vericiydi. And fancy what it said ve ne söylediğini hayal etmek. Fancy. As it came rushing from its home. Uh, evet, çünkü çünkü rüzgar acele ile evinden gelmişti. Yani bir yerlerden e, acele ile gelmişti, eserek gelmişti. Ne söylediğini hayal etmek bu yüzden çok hoştu. Where was that? They wondered. Neredeydi? diye merak ettiler bu rüzgar. Whistling, ısı kötürmesi rüzgarın, and howling, uğuldaması, driving the clouds before it, önünde bulutları sürüklemesi, Bending the trees ağaçları eğmesi, rumbling the chimneys bacalarda uğuldaması, shaking the house evi sarsması and making the sea roar ve denizi kükretmesi in fury öfkeyle. But when it snowed ama kar yağdığında that was best of all. Bu en güzeliydi. For çünkü they liked nothing so well as to look up at the white flakes ee, hiçbir şey, hiçbir şey o kadar hoşlarına gitmedi. Na, they like nothing so well. Ne kadar? As to look up at the white flakes. Beyaz taneciklerine bakmak, taneciklere bakmak kadar. Falling fast and thick. Hızlı ve kalın düşen taneciklere bakmak kadar. Like down from the breast of millions of white birds. Gibi, ne gibi düşüyorlar? Down, aşağıya from the breast of millions of white birds. Milyonlarca beyaz kuşun göğsünden düşercesine. And to see how smooth ve görmek ne kadar pürüzsüz, smooth and deep ve derin the drift was. Bu sürüklenmenin kar taneciklerinin sürüklenmesinin drift ne kadar pürüzsüz ve derin olduğunu. And to listen to the hush upon the paths and roads ve patikalara ve yollara düşüşünün hışırtısını dinlemeli. They had plenty of the finest toys in the world. Onlar bolca sahiptiler plenty of yani bir sürüsüne en güzel oyuncaklarına dünyanın dünyanın en güzel oyuncaklarının çoğuna sahiptiler. And the most astonishing picture books ve en hayret verici resimli kitaplara. All about uh, simiters. Palalar, simiters Yani o kitapların, resimli kitapların içerisinde All About Smethers, and Slippers, Palalar ve terlikler, and Turbans, sarıklar, and Dwarfs ve cüceler, and Giants ve devler, and Jenny ve cinler, and fairies, fairies, ve periler, and Blue Bears ve mavi sakallar, and Bean Stalks, fasulye sapları, and Riches ve zenginler and caverns ve mağaralar uh, and forest ve ormanlar and valentines and orsons bunlarda masal kahramanları and all new and all true ve hepsi yeniydi ve hepsi doğruydu but one day ama bir gün of a sudden aniden the traveler lo the traveler lost the child seyah seyyah gezgin çocuğu kaybetti He called to him over and over again. Ona tekrar tekrar seslendi. But got no answer. Ama cevap alamadı. So when he went upon his road. Yoluna devam etti. And went on for a little. Ve bir süre daha yürüdü. While without meeting anything. Hiçbir şeyle karşılaşmadan. Until ta ki e kadar. At last sonunda. He came to a handsome boy. Yakışıklı bir çocuğa denk gelinceye kadar. So he said the boy ve çocuğa dedi. What do you do here? Burada ne yapıyorsun? And the boy said, I'm always learning. Sürekli öğreniyorum. Come and learn with me. Gel ve benimle öğren. So he learned with that boy. Bunun üzerine o çocukla öğrendi. About Jupiter and Juno. Jüpiter ve Juno hakkında öğrendi. And the Greeks, Yunanlar hakkında. And the Romans, Romalılar hakkında. And I don't know what ve bilmiyorum e, başka ne and learned more than I could tell ve anlatabileceğimden çok daha fazlasını öğrendi or he either for he soon forgot a great deal of it e, evet bakıyorum tekrar toparlıyorum and I don't know what e, ve daha bilmediğim şeyler and learned more than I could tell ve anlatabileceklerimden fazlasını Or he either ya da o kendisinin bile anlatabileceğinden for he soon forgot a great deal of it. Çünkü çok geçmeden unuttu o da unuttu a great deal of it bunların bir çoğunu. But they were not always learning ama onlar her zaman öğrenmiyorlardı. They had the merriest games en mutlu oyunları oynuyorlardı that ever were played o güne kadar oynanmış. They rowed upon the river in summer. Kürek çektiler. Rode upon the river in summer. Yazın. And skated on the ice in winter. Ve kışın buzda paten yaptılar. They were active a foot. E, sürekli hareket halindeydiler ayakta. And active on horseback. Ve at sırtında. At cricket. Krikette. And all games at ball. Ve bütün toplu oyunlarda. At prisoners base. Oyunları sayıyor burada. Prisoners base. Oyunların İngilizce isimleri. Uh, hair and horns, işte tavşanla tazı, follow my leader, işte lideri takip et, and more sports than I can think of ve düşünebileceğimden daha fazla sporlar. Nobody could beat them. Hiç kimse onları yenemiyordu. Yenemezdi ya da. They had holidays too. Tatiller de yaptılar. And 12 cakes. Uh, 12. pasta. And parties. Partiler. Where they danced ki bunlarda they dance till midnight gece yarısına kadar dans ettiler and real theaters ve gerçek tiyatrolar where they saw ki bunlarda izlediler gördüler palaces of real gold and silver e, gerçek altın ve gümüşten sarayların palaces of real gold and silver rise out yükseldiğini rise out of the real earth gerçek dünyadan yükseldiğini gördüler. And so all the wonders of the world ve dünyanın bütün harikalarını gördüler at once. Bir kere de. As to friends, arkadaş mevzuna gelince, arkadaşlara gelince. They had such dear friends. Öylesine e, sevgili arkadaşları vardı ki. And so many of them ve birçoğu. That ki anlamında. I want the time to reckon them up. Reckon bahsetmek. Yani e, onlardan bahsetmek çok uzun sürer diyor. They were all young, hepsi gençler. Like the handsome boy, yakışıklı çocuk gibi. And delikanlı gibi. And were never to be strange to one another. Ve hiçbir zaman e, birbirlerine yabancı olmayacaklardı. All their lives through, hayatları boyunca. Still gene de one day, in the midst of all these pleasures, bütün bu zevklerin orta yerinde, the traveler lost the boy, Gezgin çocuğu delikanlıyı kaybetti. As he had lost the child. Çocuğu kaybettiği gibi. And after calling to him in vain. Ve çaresizlik içinde ona seslendikten sonra. Went, upon, went on upon his journey. Yolculuğuna devam etti. So he went on for a little while. E, bir süre daha yoluna devam etti. Without seeing anything. Hiçbir şey görmeden. Until at last. En sonunda. E kadar. Neye kadar? he came to a young man. Genç bir adama rastlayana kadar. So he said to the young man. Bunun üzerine o genç adama sordu. What do you do here? Burada ne yapıyorsun? And the young man said ve genç adam cevap verdi. I'm always in love. Ben sürekli aşığım. Come and love with me. Gel ve benimle sev. So he went away with that young man. Bunun üzerine o genç adamla birlikte yola devam etti and presently ve, e, ve e, şimdi de they came to one of the prettiest girls en güzel kızlardan birine rastladılar that ever was seen o güne kadar görülmüş just like fanny in the corner der aynı şu köşedeki fanny gibi and she had eyes like fanny ve fanny gibi gözleri vardı Feni burada yazarın o anda oluşturduğu hayali bir karakter, bir başka kadın. And hair like Fanny, Fanny gibi saçları, and dimples like Fanny's ve Feni'nki Fanny gibi gamzeleri, and she laughed and colored ve o güldü, and colored ve yüzü e, renklendi kızardı. Just as Fanny does, aynen Feni de olduğu gibi, while I'm talking to her onunla konuşurken. So the young man fell in love directly. Dolayısıyla genç adam direkt aşık oldu. Just as somebody I won't mention. Tıpkı, tıpkı, adını vermeyeceğim birisi gibi. The first time he came here, o ilk buraya geldiğinde, did with Fanny. Fanny ile Fanny'e aşık olduğu gibi. E, muhtemelen yazar anlatımı daha hareketli hale getirmek için tıpkı Fanny gibi derken, kendi sevdiği bir kadından ve adını vermek istemeyeceğim birinde olduğu gibi diyerek e, kendisinden bahsediyor ya da aynı hikayeyi yaşamış başkalarından. Well, he was teased sometimes. E, bazen bazen he was teased, kızdı ya da onunla alay edildi. Just as somebody used to be by Fanny, tıpkı Fanny tarafından başkasına yapıldığı gibi. And they quarreled sometimes. Ve bazen münakaşa ettiler. Just as somebody and Fanny used to quarrel. Tıpkı birisi ve Fanny'nin münakaşa ettiği gibi. And they made it up. Ve onu telafi ettiler sonra. And sat in the dark. Ve karanlıkta oturdular. And wrote letters every day. Ve her gün mektuplar yazdılar. And never were happy e, uh, sender. Never were happy Esendir ve hiçbir zaman ayrıken mutlu olmadılar Esendir ayrı and were always looking out for one another ve sürekli birbirlerini arıyorlardı gözleri birbirini arıyordu and pretending not to ve aramıyormuş gibi yapıyorlardı and were engaged at Christmas time ve yılbaşı zamanında Christmas zamanında nişanlandılar and sat close to one another by the fire ve ateşe karşı birbirlerine yakın oturdular. And were going to be married very soon ve çok yakında evleneceklerdi. All exactly, tamamı, like, tıpkı, somebody I won't mention and Fanny. Tıpkı adını vermek istemediğim birisi ve Fanny gibi. But the traveler lost them one day. Ama gezgin bir gün onları kaybetti. As he had lost the rest of his friends. Diğer arkadaşlarını, geri kalan arkadaşlarını kaybettiği gibi and after calling to them to come back ve gelmeleri için, geri dönmeleri için onlara seslendikten sonra which they never did ki bunu onlar hiç yapmadılar went on upon his journey yolculuğuna devam etti. So he went on for a little bir süre daha yola devam etti while without seeing anything hiçbir şey görmeksin until e kadar neye kadar at last sonunda he came to a middle aged gentleman orta yaşlı bir ...gentilman'e rastladı. B'ye, adama rastladı. So he said to the gentleman... ...ve gentleman'e şöyle söyledi... ...ya da sordu. What are you doing here? Burada ne yapıyorsun? And his answer was... ...ve cevabı şuydu. I'm always busy. Ben hep meşgulüm. Come and be busy with me. Gel ve benimle sen de meşgul ol. Sen de yoğun ol. So he began to be very busy... ...with that gentleman... Ve bu gentlemanle birlikte çok meşgul olmaya başladı. And they went on through the wood together ve beraber ormana, ağaçlığa gittiler. The whole journey was through a wood. Bütün yolculuk bir ormanın, bir ağaçlığın içindeydi. Only it had been open and green at first. Ancak başlangıçta açık ve yeşildi. Like a wood in spring. Bahardaki ağaçlık gibi. And now began to be thick and dark. Ve şimdi kalınlaşmaya yani yoğunlaşmaya ve koyulaşmaya başladı. Like a wood in summer. Tıpkı ormanın yazın olduğu gibi. Some of the little trees that had come out earliest, e, en erken çıkmış olan bazı küçük ağaçlar were even turning brown, bile kahverengiye dönüyordu. The gentleman was not alone. Gentleman yalnız değildi. But had a lady e, yanında. Bir hanımefendi vardı. A lady of about the same age with him. Onunla aynı yaşta. Who was his wife. Ki bu hanımefendi onun eşiydi, karısıydı. And they had children ve çocukları vardı. Who were with them too. Too dahi anlamında yanlarında onlarla birlikte olan çocukları da vardı. So dolayısıyla ya da bu şekilde they all went on together. Hep beraber devam ettiler through the wood ormanın içerisinden, cutting down the trees ağaçları keserek, and making a path through the branches ve dalların içerisinden, branches dallar bir patika yaparak, and the fallen leaves ve düşen yapraklar içerisinden, and carrying burdens ve yükler taşıyarak, and working hard ve yoğun çalışarak. Sometimes bazen they came to a long green avenue. bazen geniş bir Caddeye, avenue, boulevard, cadde, geniş yol anlamında. Bazen geniş bir yola geldiler. That opened into deeper woods. Daha derin ormanlara açılan. Then they would hear a very little distant voice crying. E, o anda onlar duyabiliyorlardı. Çok küçük, far, mesafeli, uzakta bir ses crying, ağlayan. Father, father, I'm another child. Ben bir diğer çocuğum. Stop for me. Yani bir çocuk daha benim için durun. And presently ve şimdi they would see a very little figure, çok küçük bir figür, şekil görebiliyorlardı. Growing larger, büyüyen, as it came along, yaklaştıkça running to join them, onlara katılmak için. Yani bir çocuk sahibi daha oluyorlar. When it came up, they all crowded round it. O, o geldiğinde hepsi etrafında yoğunlaştılar. And kissed and welcomed it. Öptüler onu, hoş geldin dediler and then they all went on together ve sonra birlikte yola devam ettiler. Sometimes, bazen, they came to several avenues at once. Aynı anda birçok yola birden geldiler, birçok geniş yola birden geldiler, bir kavşağa. And then they all stood still ve hepsi sessizce dikildiler o anda. And one of the children said ve çocuklardan bir tanesi söyledi, Father, I'm going to see Ben denize gidiyorum. And another said, ve bir diğeri dedi, Father, I'm going to India. Ben İngiltere'ye, Hindistan'a gidiyorum. Affedersiniz arkadaşlar. And another ve bir diğeri de, Father, I'm going to seek my fortune where I can. Baba, ben e, servetimin peşine gidiyorum. Her nerede onu bulabilirsem. And another ve bir diğeri, Father, I'm going to heaven. Ben cennete gidiyorum dedi. So with many tears at parting, ve ayrılırken birçok gözyaşlarıyla they went, onlar gittiler, solitary, yalnız bir şekilde down those avenues, bu caddelerden ileriye, aşağıya. Each child upon its way, her bir çocuk kendi yoluna. And the child who went to heaven, heaven ve cennete giden çocuk, rose into the golden air, altın bir gökyüzünün içinde yükseldi and vanished ve gözden kayboldu. Whenever these partings happened, her ne zaman bu ayrılıklar olsa, the traveler looked at the gentleman, gezgin adama baktı and saw him glance up at the sky. ve onun gökyüzünü süzdüğünü, gökyüzüne baktığını gördü. Above the trees, ağaçların üzerine where the day was beginning to decline, ki orada gün yaşlanmaya yani güneş alçalmaya başlamıştı and the sunset to come on ve gün batımı yaklaşıyordu he saw o gördü to şunu da ki his hair was turning gray onun saçları griye dönüyordu ağrıyordu but they, they never could rest long ama hiçbir zaman uzun süre dinlenemediler for çünkü they had their journey to perform çünkü tamamlamaları gereken performe etmeleri, gerçekleştirmeleri gereken bir yolculukları vardı. And it was necessary for them to be always busy ve zorunluydu. Her zaman meşgul olmak onlar için zorunluydu. At last sonunda there had been so many partings that o kadar çok ayrılıklar oldu ki gene bir sohbet kalıbıyla karşı karşıyayız. Olmuştu ki there were no children left. Artık çocuklar kalmamıştı. And only the traveller ve sadece gezgin, the gentleman, gentleman and the lady ve hanımefendi went upon their way, yollarına devam ettiler in company, birbirlerine eşlik ederek. And now the wood was yellow ve şimdi orman sarıydı. And now brown ve şimdi kahverengi. And the leaves ve yapraklar, even of the forest trees, orman ağaçlarınınkiler bile began to fall düşmeye başladı. So they came to an venue ve onlar gene geniş bir caddeye geldiler. That was darker than the rest. Diğerlerinden daha karanlık olan. And were pressing forward ve ileriye doğru bastırıyorlardı on their journey yolculuklarına. Without looking down, aşağıya bakmadan. Without looking down it, when, yani nereye gittiklerine bakmadan. When the lady stopped. Kadın Durduğunda. My husband. Kocam, said the lady. I'm called. Ben çağrıldım. They listened. Onlar dinlediler. And they heard a voice. Ve bir ses duydular. A long way down the avenue. Uzaklardan, caddenin aşağısından bir yerden. Say, şunu söyleyen. Mother, mother. Anne, anne. It was the voice of the first child. Bu ilk çocuğun sesiydi. Who had said ki o şunu söylemişti. Yani şunu söyleyen ilk çocuğun sesiydi. I'm going to heaven. Ben cennete gidiyorum. And the father said ve baba şöyle dedi. I pray not yet. Yalvarırım. Henüz değil. The sunset is very near. Gün bat günün batışı çok yakın. I pray not yet. Yalvarırım. Şimdi değil. But the voice cried. Ama ses ağladı mother mother anne anne without minding him ona aldırmaksın though his hair was now quite white her ne kadar adamın saçları şimdi oldukça beyaz olsa da and tears were on his face ve gözünde yaşlar olsa da then the mother sonra anne who was already drawn into the shade of the dark avenue ki o çoktan already drawn çekilmişti. Into the shade of the dark avenue, karanlık caddenin gölgesine. And moving away with her arms still round his neck. Ve hala hareket ediyordu, uzaklaşıyordu. Kolları, yani kadının kolları round his neck. Hala adamın boynunda bir vaziyette kissed him. Onu öptü, adamı öptü. And said, my dearest, en sevdiğim. I'm summoned. Ben çağrıldım. And I go. Ve gidiyorum. And she was gone. Ve gitti. And the traveler and he ve gezgin ve adam were left alone together. Tekrar yalnız kalmıştılar. And they went on and on together. Ve sonra birlikte gittiler ve gittiler. Until they came to a very near the end of the wood. E kadar, neye kadar? Onlar Very near the end of the wood, ormanın sonuna çok yakın bir noktaya gelinceye kadar. So near that, o kadar yakın ki they could see the sunset, günün batımını duyabiliyor, görebiliyorlardı. Shining red, kızıl bir şekilde parlayan before them önlerinde through the trees, ağaçlığın içinde, ağaçların içerisinden önlerinde kızıl bir şekilde parlayan gün batımını görebiliyorlardı. Yet, yine de once more bir kez daha while he broke his way among the branches o yolunu açarken ya dalları kırarak yolunu açarken dalların içerisinden the traveler lost his friend. Seyyah arkadaşını kaybetti. He called and called. Seslendi ve seslendi. But there was no reply. Ama cevap yoktu. And when he pest out of the wood ve ormanın içerisinden geçerek dışarı çıktığında and saw the peaceful sign going down ve huzur içerisindeki güneşi gördüğünde going down alçalırken upon a white purple prospect e, evet üzerinden üzerinden geniş bir geniş mor bir ya da eflatun bir ihtimalin üzerinden he came to an e, manzara olarak da alınabilir e, bir ihtimalin. Evet. Yani şöyle toparlayalım. Peaceful sun going, huzurlu güneşi going down upon a white purple prospect. Evet. E, aşağı doğru alçalırken gördüğünde geniş mor bir ihtimalin üzerinden He came to an old man. O yaşlı bir adama rastladı. Sting on a fallen tree. Düşmüş bir ağacın üzerinde oturan So, bunun üzerine he said to the old man, what do you do here? Burada ne yapıyorsun? And the old man said with a calm smile, sakin bir gülümsemeyle, I am always remembering. Ben sürekli hatırlıyorum. Come and remember with me. Gel ve benimle hatırla. So the traveler sat down. Bunun üzerine gezgin oturdu. By the side of that old man. O yaşlı adamın yanına face to face yüz yüze with the serene sunset. Ağır başlı, huzurlu, sakin gün batımına karşı and all his friends ve bütün arkadaşları came softly back usulca geri geldiler and stood around him ve etrafında dikildiler. The beautiful child, güzel çocuk, the handsome boy, yakışıklı delikanlı, the young man in love, Aşık genç adam, the father baba, mother ana and children ve çocuklar. Everyone of them was there. Her biri oradaydı. And he had lost nothing ve hiçbir şey kaybetmemişti. So, dolayısıyla he loved them all. Hepsini çok sevdi. And was kind and forbearing ve kibardı, nazikti ve sabırlıydı forbearing with them all. Hepsine karşı and was always pleased to watch them all ve hepsini izlemekten her zaman memnundu mutluydu and they all honored and loved him ve onların hepsi onunla gurur duydular ve onu çok sevdiler and i think ve sanırım the traveler must be yourself gezgin siz kendiniz olmalısınız must be yourself Heh. Ve sanırım the traveler must be yourself, dear grandfather. Ve sanırım gezgin sensin sevgili büyük baba. Because çünkü this was this what you do to us. Bu senin bize yaptığın şey. And what we do to you. Ve bizim de sana yaptığımız. Bütün takipçilerimin bayramını tebrik ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar.